arada Eda'yı son bıraktığımız yerde yani kumaşçıda buluyoruz. Bir şey mi oldu Eda? Ben o elbiseyi giyip eldiven yapmak istiyorum. Ama istediğim 980 TL. Çok güzel bir dantel. 980 TL bütçem yetmiyor. Terziye gittiğimde tasarım yapmak istediğimde terzi hanım yapamayacağım dedi onu. Bunu hayal ettiğimde... Ya bu hayal değil ya. O yüzden yapmak istemiyorum şu anda. Ben hayalim bu değildi. 980 liralık o tüldü. Birincisi istediğim danteli alamadığım için sinir oldum. İkincisi de burada artık mutlu olmadığımı hissediyorum. Aileme, evime, çocuğuma vakit ayıramamak artık beni çok yoruyor. Oğlum elenmemi istemiyor. Orada kal anne diyor ama o şu an bensiz kalıyor. Oğlum benim için bambaşka bir yerde. Ona vakit ayıramamak, onu koklayamamak, sevememek beni çok üzdü. Kumaşçıda da almak istediğim şeyi yine alamadım ve o kadar eminim ki jüri diyecek ki olmamış, bu renkle bu renk olmamış diyecek, o kadar eminim. Bu dantel işini görmüyor mu peki? Hayalimdeki dantel oydu. Bu da güzel, çirkin değil. Asla öyle bir şey diyemem ama hani hayal diyorsun ya, hayalimdeki oydu yani. Kafamda tasarladığım şey oydu. Bence bunu beğenmeyecekler. İçime doğuyor, beğenmeyecekler. Hissediyorum yani ve beğenmeyecekleri bir şey giyip çıkacağım, hayalim bu diyeceğim. Anladın mı demek istediğim şeyi? O yüzden de çıkmak istemiyorum şu an podyuma. Yapabileceğimiz bir şey yok maalesef Eda. Sadece 5 dakika süren kaldı. Tam çıkalım mı? Aldım yani ürünümü. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Takıcıya. Gidelim o halde. Eda aksesuarlarını almaya giderken biz de Melike'nin yanına ışınlanıyoruz. Bir zamanlar bunları insanlar kıyafetlerini tutturmak için takıyorlardı. Şimdi ben bunları elbiseme... Değil mi ablacığım? Yorgan kaplarken annelerimiz yapıyordu çok güzel. İğneler önceden elbiselere de takılırdı değil mi? Takabilir. Kole bile yapıyorlar. Sizin başka bir öneriniz var mı? Nazar boncuğu. Tamam. Tamam mı? Tamam. Teyzeden nazar boncuğu önerisi aldığına göre hepsini almaya paran yetiyor mu? Param yetiyor, 4 TL. Toplam 12 TL tutuyor. Aralara şöyle küçük küçük halkalar alacağım. Bu halkalardan da kendime küpe yapacağım. Takımı bu şekilde halledeceğim. Kasada görüşelim o halde. Görüşmek üzere Dişsev. Melike seçtiği ürünler için 50 lira ödeme yapıyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi artık ayakkabı ve çanta almaya gidiyoruz. Haydi gidelim. Sen eksiklerini tamamlarken biz de Hülya'nın yanına geliyoruz. Son bir tane kumaş alıyorum şapka için. 20 TL'ye yalvar yakar. Şöyle vereyim. Bu benim mi? Değil. Hadi gidiyoruz Dişsev. Çabuk çabuk çabuk. Hayalimdeki kombin şıklığı için 2 saatlik alışveriş süremizin sonuna yaklaşırken bu kez Aleyna'nın yanındayız. Sen ne seçiyorsun Aleyna? Çok güzel bir çanta. Şimdi şöyle üstümde çok taştı biliyorum ama sonuç olarak ben... konseptimi söylemeyeyim. Ben bir starım. Yani starlar ne yapsalar yeridir diye bu çantayı alacağım. Mani Manisi ise 150 TL fakat benim manim çok az kaldığı için Kael ablaya biraz yine onunla da bugün indirim savaşına gireceğiz gibi gözüküyor. Hadi kasaya gidelim, ödeyelim ve gidelim. Leyna seçtiği çanta için doya doya modaya özel indirim alarak 50 lira ödüyor. Ne arıyorsun burada Yağmur? Takıcılarda böyle her rengi bulmak olmuyor ve benim tasarımımda baktığımda çok farklı boncuklardan bileklik yapmışlardı. Böyle elimin bir tanesine ve diğerine tabii ki. Yanına bir iki tane daha böyle. Farklı renk istemiyorum çünkü zaten eteğim çok şaşalı bir etek. Bu arada suyla aranız ne durumda? Dış ses suyla gayet iyi gidiyor. Damarıma basılmadığı sürece insanlara çok fazla tepki vermem ama ta ki düne kadar. İki gündür sudan başka hiç kimseyle konuşmuyorum. Böyle mi devam edeceksin peki? Evet böyle olacak. Böyle olmalı. Çünkü buradakiler iyi niyeti hak etmiyor. Artık ben de onlar yüzünden dostluk fobisi edindim burada. İnsan sevmek burada yanlış, muhabbet, sohbet etmek yanlış. Bana ters ama oyunu da kuralına göre oynamak gerekiyor. Ürünlerini seçtiysen kasada buluşalım mı? Tamam, kasada buluşalım. Yağmur aldığı ürün için 16 lira öderken biz de Sun'un yanına geliyoruz. Kraliçeliğimi ilan ediyorum. Buranın yeni ağası benim. Ay emekliyim, nerede beni görme? Herkese karşı, özellikle Özlem'e karşı. Eda'ya karşı, Hülya'ya karşı, Aleyna'ya karşı. Su o hareketleri ve o soğuk tavrıyla olsa olsa buzlar kraliçesi olur. Kız resmen bana kinli yani kendi içinde gece dün yemin ederim uyumadan önce yarın su hakkında ne söylesem, yarın suyu nasıl sinirlendirebilirim gibi gibi şeyler düşünmüş. Rüyasına girmişimdir o kadar eminim ki. Canım sen git çocuklarınla ilgilen, git hayatınla ilgilen. Senin ne işin var buralarda? Kombin de yapamıyorsun zaten. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ne işin var senin buralarda ya?
gelmiş bana laf yetiştirmeye çalışıyorsun. Kesinlikle suyun benden nefret ettiğini düşünüyorum. Çünkü fazlasıyla kıskanıyor. Eda'nın bana karşı bir yanlışını görmediğim için onunla kurduğum arkadaşlıktan dolayı rahatsız oluyorlar. Bu gayet normal ama beni hiç rahatsız etmiyor. Bu arada ayakkabının fiyatını öğrenelim mi? 70 TL ayakkabının fiyatı. Kararını verdiysen kasada görüşelim mi? Hadi go. Bu seçtiği ayakkabılar için doya doya modaya özel indirimle 50 lira öderken biz de Aleyna'nın yanına geliyoruz. Kendime bir tane opak çorap aldım ayakkabımı geçireceğim için. Farklı şeyler yapacağım onun üzerinde. Abi 40 liram çıktı ya. 5 lira indirim yapar mısın? Ben yapamam. Tamam pekala. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sen git biz birazdan geliyoruz Aleyna. Bakalım diğer kızlarımız ne durumda? Özlem, ayakkabılarına karar verdin mi? Kararımı verdim. Çok şeker olduğunu düşünüyorum. Başka fikirlerin yok mu? Başka fikirlerim de var. Size de sürpriz olsun, jürilere de sürpriz olsun ama şimdilik bunları gösteriyorum. Kasaya mı gidiyoruz? Evet, kasaya gidiyoruz. Özlem seçtiği ayakkabı ve çanta için toplamda 150 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de hemen Hülya'nın yanına geliyoruz. Kemeri almayı unutmuşum. 40 TL'm. Şunu kemere veriyorum hemen. 100 TL ayakkabı çantaya kaldı. İnşallah alırım. Hadi kaçalım çabuk. Ayakkabıcıda görüşürüz o halde. Hayalimdeki kombi ışıklığında bakalım Melike nasıl bir ayakkabı tercih edecek. Bunları geçen haftada giymemiş miydin? Ama neden diye bir sor bakayım bana. Neden? Geçen haftada deri giydim. Alıyor musun yani bunları? Geçen hafta giymiş olduğum stilettomu alıp kasaya gidiyorum dışsız. Melike seçtiği ayakkabı ve çanta için 100 lira ödeme yaparak alışverişine devam ediyor. Biz de aksesuar seçimine geçen Su'nun yanına geliyoruz. Nasıl bir aksesuar alıyorsun Su? Şöyle bir yüz taşı aldım kendime. Yüzümü parlatacağım bugün. Ne kadarmış fiyatı? 45 TL ve kasada görüşelim. Hadi. Su aksesuarı için 45 lira öderken biz de Yağmur'un yanına geliyoruz. Seçtiğim modellerin fiyatlarını öğrenebilir miyiz Yağmur? Stilettoların fiyatı 350 TL, çantam 400 TL. Bu arada Eda'nın seninle arkadaşlık kurmaya çalıştığı doğru mu? Tabii ki Eda'nın benimle arkadaşlık kurma isteği oldu. Hatta dün şey dedi, ben şok geçirdim. Oturmadınız mı masama dedi. Her sabah kahvaltıda yanımıza geliyor. Yani kendi oturuyordu. Ama yine söylemiştim, ben hiçbir şekilde gelene git demem, arkadaşlık ederim. Ama bu saatten sonra asla. Şimdi ne yapıyoruz peki? Hemen ayakkabı ve çantamı alıp toplanma alana gidebiliriz. Yağmur seçtiği ayakkabı ve çanta için 165 lira ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Biz de hemen Özlem'in yanına geliyoruz. Aksesuar olarak neler seçiyorsun Özlem? Efsane bir kolye buldum ama onu da göstermeyeceğim. En ufak bir ipucu vermiyorsun ama. Asla vermem. Bu benim en büyük hayalim. Herkese sürpriz olacak ve herkes çok olacak izleyen. O halde seninle kasada buluşalım mı? Görüşelim bir ses. Aksesuarlarına 100 lira ödeyen Özlem alışverişini tamamlarken biz de Hülya'nın yanında alıyoruz soluğu. Ayakkabı çanta almam lazım, çok acil. Dur. Bir dakika evet. Kaçlı yıllarda olduğumu anlamak zor olmamalı. Numarası var mı Feryal Hanımcığım? Denemeyecek misin? Denemeyeceğim. Yok vallahi denemeyeceğim. Hemen kasaya gidelim o halde. Hülya seçtiği ayakkabı ve çanta için doya doya modaya özel indirim alarak 90 lira ödeme yapıyor. Bu arada biz de Aleyna'nın yanına geliyoruz. Tulumum bitmiş, eldivenlerim bitmiş. Bir de prova yaptım. O kadar iyi olmuş ki Gülşen ablamın ellerine sağlık. 280'i anlaşmıştık. Böyle vereyim. Bereketini Allah gör bereket ablacığım. Versin. Sen de bereketini gör. Şimdi ne yapıyoruz? Kızlarla toplanma alanına gidiyoruz. Sen toplanma noktasına giderken biz de Eda'nın yanına ışınlanıyoruz. Alışverişin ne durumda Eda? Evet, küpelerimle yüzüğümü alıyorum da sesçim. Moralin hala düzelmemiş bakıyorum da. Gerçekten paran olmadığı zaman, bir şeyde çok güzel beğendiğin zaman alamadığında şurana şöyle oturuyor, sinir oldum. Bir de konsept hayalin ya, oydu benim hayalim. O da ama ay şöyle çok sinir oldum. İlk kez istediğim bir şeyi elde edemiyorum ve bu beni çok rahatsız etti. Normalde istediğimiz şeyleri bir şekilde elde ediyoruz. İkna ediyoruz, yalvarıyoruz, yakarıyoruz ve alabiliyoruz. Bu sefer adam ne dedi olsun, makası bile vuramam dedi. O Fransız dantele dedi. Hani imkansız, makas vuramam bile, kıyamam dedi dantele. Eldiven yapmayacak mısın yani? Yapacağım ama beğenmeyecekler. Ama beğenirlerse o zaman sevinirim tabii. Ama beğenmeyeceklerine eminim. Bırak da buna jüri karar versin. Şimdi ne yapıyoruz? Kasa. Ne kadar ödüyorsun aksesuarını? 60 TL, 100 TL'm var. Vereyim, şöyle koyayım. Alışverişin nasıl geçti? Hayalindeki danteli alamadım. Eksik parçan var mı peki? Hayır. Toplanma noktasında görüşürüz o halde.